Arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Birinci dersi bitirdik. Bugün ikinci derse başlıyoruz. Mümkün olduğu kadar videoları kısa ve konu bütünlüğünü bozmadan hazırlamaya çalışıyorum ki arkadaşlarım bir gün içerisinde o konuları okuyabilsinler, öğrenebilsinler istiyorum. Bir ikinci konu, yayın saatini arkadaşlarımın isteği doğrultusunda çok geç olduğunu söylediler. 21'den 19'a çekiyoruz. Bundan sonra videolar saat 19'da yayına girecek. İkinci konuyu 4 bölüm halinde işleyeceğiz ve birincisine bugün başlayacağız. Haydi bakalım, birinci konuya şimdi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Bugün ikinci dersimize başlıyoruz. Dva. Dva. İki. Bir neydi? Adin. Adin. Dva. Sayı sıfatı ftaroy. F ile okuyun. Sonra nedenini öğreneceğiz. Ftaroy. Ftaroy. İkinci. Rok. Ders. Ftaroy. Rok. İkinci. Ders. Birinci ders neydi? Ervi. Rok. Ervi. Rok. İkinci ders. Ftaroy. Ftaroy. Rok. Yeni sessiz harflerin ses çalışmasını, tonlu ve boğuk harfleri bu derste öğrenmeye çalışacağız. Daroga v Rasiyu kitabını mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyoruz. Geçen dersten kelimeleri bir hatırlayalım. Da, dva, iki, ty, sen, vy, siz, my, biz, tut, orada. Düzeltiyorum. Burada, tam, orada, on, erkek için o. Vurguya dikkat edin. Mama, anne, papa, baba, doma, evde, lampa, lamba, anna, anna, ira, ira. Vurgunun sonda olduğu iki heceli kelimelere bakalım. Ivan, Anton, Ana, O'yu bakın A okuduk. Ana, Alo, Vada, Luna. Luna neydi? A'ydı. Vada, su. Evet, sessiz harfleri öğrenmeye başlayalım. Ka, Ka, Ko, Ku. Ka, Ak, Ko, ok, ku, uk. Kak, kok, luk. K harfi bizim K'ya benziyor. Biraz daha el yazısı tabii ki süslü. Alttan bakalım. Kak, nasıl, nasıl. Koka gerek yok. Luk, soğan. Luk, soğan. Daha önceki derslerde söylediğim gibi CD'lerden mutlaka ses çalışmalarını dinleyin, tekrar edin. Daha iyi bir telaffuza sahip olacaksınız. Вот комната. Вот комната. İşte parantez içinde bir oda. İşte oda. İşte bir oda. Это окно. Это окно. Bu bir pencere. Bu bir penceredir. Bu penceredir diye çevirebilirsiniz. Это кот. Это кот. Bu bir kedi. Bu bir kedidir. Там молоко. Там молоко. Vurgulu O'yu O olarak okudum. Diğerlerini A, hatta birinci O'yu biraz I'ya benzer gibi ama A'da okusanız yeterli olur. Tam mlako. Orada süt var. Var parantez içinde. Burada kullanmıyorum. Tam mlako. Orada süt. Orada süt var. Kelimelere tekrar bakalım. Kak, kot, kto, bank, bukva, bukva, harf, bukva, akno, akno,
pencere. Komnata, komnata, oda, mlako, mlako, süt. G harfi bizim telaffuzumuz için oldukça sorunlu harflerden bir tanesi. Özellikle CD'de bu G harfine, H harfine dikkat edelim. Ga, go, bu. Ga, bgo, bgu. A, ga. A, go. A, gu. I, ga. I, go. I, gu. Gda, gdo, gdu, gdı. Ka, ga. Ko, go. Ku, gu. Gda, gta. Gdo, kto. Gdu, ktu. Mnoga. Mnoga. Çok demek. Zarf. Mala. Mala. Az. Demek yine zarf. Mnoga mala. Kagda. Ne zaman? Kagda. Ne zaman? Türkçesini na yazmışız. Ne olacak? Volga. Volga. Volga nehri daha önce geçmişti. H harfi. Ha, ho, hu. Ha, ah. Ho, oh. Hu, uh. İ, hu. İ, ha. İ, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ah, oh, uh. Oh, ho, ho. Ka, ha. Ko, ho. Ku, hu. Ak, ah. Ok, oh. Uk, uh. Ka, ga, ha. Ko, go, ho. Ku, gu, hu. Yazımına bakalım. X gibi bizim veya Latin alfabesinde bizim demeyelim. Latin alfabesindeki X gibi. Ploha. Ploha. Vurgu demek ki ilk O'da. Kötü demek. Ploha. Ploha. Holadna. Demek ki vurgu ilk O'da. Holadna. Holadna. Bu kelimeleri mutlaka en az 5 kere olmak üzere, hatta baştan başlayarak önce tek harf olarak, sonra harf birleşimleri olarak, sonra kelimeler olarak yazarsanız güzel bir el yazısına sahip olursunuz. Pagoda, vurgu demek ki ortadaki O'da. Pagoda, hava demek. Hava, hava, hava. Pagoda, pagoda. Holadna, soğuk. Holadna. Değil mi? Sonunda ünlem işareti var. Kişi konuşuyor, söylüyor bunu. Soğuk. Holadna. Loha. Kötü. Ploha. Kagda holadna. Ploha. Soğuk olduğunda kötüdür. Soğuk olunca kötü oluyor gibi çevirebiliriz. Kagda holadna ploha. Kelimelere tekrar bir bakalım. Kot. Kak. Önce siz okuyun. Kto. Dom. Tut. Tam. Bank. Ploha. Mnoga. Mala. Doma. Bukva. Lampa. Akno. Vada. Kagda. Komnata. Holodna. Pagoda. Malako. R. R harfi. Türkçedeki R'yi böyle fazla dilimizi çevirmeden söylüyoruz. Yani R sesini pek çıkartmıyoruz ama Ruslarda bu biraz daha belirgin. Ra, ro, ru, ri. Ra, ar. Ro, or. Ru, ur. Ri, ır. Vra, vro, vru, vr. Bar, par, dar,
tar. Ra, ra. Tro, ro, tru, ru. Dra, dro, tru, dr. Rva, rvu, rvo, rv. Ra, la, na. Ro, lo, no. Ru, lu, nu. Ry, ly, ny. Vra, la, vna. Vro, vlo, vno. Vru, vlu, vnu. Vrı, vlı, vını. Yazışına gelelim, yazım harfine gelelim. Üstünde bir şapkası var ki bu şapka birçok harfte var. Böyle bir şapka ve eğik bir çizgi. Daha sevimli görünüyor. Ra, ro, ru, rı. Park, park, park. Rıba, rıba, balık. Rıba, rıba. Urok, urok, ders. Brat, brat, erkek, kardeş. Bakalım tekrar. Ark, brat, tort, pasta. Rıba, karta, harita. Gruppa, gruppa. Gruppa hem grup hem de bizim anladığımız anlamda sınıf. Yani ders sınıfı anlamında da kullanılabilir. Bizim sınıfta şu arkadaşlarımız vardı erkendeki sınıf. Utram. Utram. Bakın O'yu A okuyorum, U'yu uzatıyorum. Utram. Sabahleyin. Sabahleyin. Rok. Ders. Rok. Eta. Karta. Eta, karta. Bu bir haritadır. Tam, park. Tam, park. Orada bir park var. Vot malako i vada. İşte bir süt ve su. Vot malako i vada. Tam, ryba i tort. Orada balık ve pasta var. Utram. Oğul adına. Sabahleyin soğuk oluyor. Sabahleyin soğuk. Utram oğul adına. Utram oğul adına. Şimdi tonlu ve boğuk harflere bir bakalım, öğrenmeye çalışalım. Tonlu harfler B, V, G, D, J, Z. Boğuk harfler P, F, K, T, Ş, S. Daha önce de söyledim. Ben harflerin seslerini vermeye çalışıyorum. Yoksa isimlerini söylemiyorum. Ne önemi var? Neden öğrendik biz bunu? Eğer tonlu harfler kelimenin son harfi ise, sözcüğün son harfi ise boğuk harfler gibi okunurlar. Nasıl? Şöyle. Bakın kulüp kelimesinde sonunda B harfi var. Ancak biz bunu içimize yutarak söylemiyoruz. Daha biraz sert söylüyoruz. Kulüp. Kulüp. Yani karşısındaki P harfi gibi okuyoruz. Sonda olduğu zaman. Kulüp. Veya sonlardaki V harfleri. Genellikle Rusların, Rus erkeklerinin soy isimleri. Biz Türkçe'de bunlar hep V olarak dilimize geçmiş. Ama aslında F olarak telaffuz etmek gerekir. Ivanov, 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 Nov, Ivanov. V harfi sonda olunca F olarak. Druk, erkek arkadaş, dost, druk, K olarak bakın. G, K olarak okudum. Druk, druk. Veya Gorat, Gorat. Hem buradaki O'yu A olarak okuduk. Daha önceki kuraldan dolayı vurgusuz O. Hem de sondaki D harfini sonda olduğu için T olarak okuduk. Gorat. Gorat. Şehir. Her kelimeyi böyle sonunda bu vardı, şu vardı diye ezberlemek biraz zor olabilir. İlk başta öğrenirken bunları nasıl okunduğunu, nasıl yazıldığını öğrenirsek büyük bir kolaylık olacak.
Vot karta. Eta goret. Siz okuyun diye bekliyorum. Tam dom. Eta bank i klub. Eta dom. Vot komnata. Tut akno. Tam kot. Eta rok. Vot gruppa. Eta Anton, Anna, Ivan, Lin. S harfine bakalım. Sa, so, su, sı. Sa, as. So, os. Su, us, sı. A, sa. O, so. U, su, ı, sı. Sma, sna, sta. Sna, spa. Sva, ska. S harfi bizdeki C harfi gibi. S, A, Sa, So, Su, Sı. Ve Moskva. Vurgu sonda olduğu için buradaki O'yu A okudum. Moskva. Mosku. Moskva. Strana. Strana vurgu sonda. Ülke demek. Strana. Strana. Ra. Ra, strana. Z harfine gelelim. Za, zo, zu, zı. A, za. O, zo. U, zu, ı, zı. Eta, muha. Eta, muha. Vurgu önemli. Vurguyu A'nın üzerine koyarsanız başka bir anlama gelir. Sonra öğreniriz. Eta, muha. Sinek. Ma, zna, zva, zda, zla, zra. Za, as. Neden as? Bir önceki yansıda tonlu harfler, boğuk harfler öğrenmiştik. Tabloya tekrar dönerseniz Z harfinin kelimenin sonunda olduğu zaman karşısındaki S gibi okunması gerektiğini hatırlarız. Za, as. Zo, os. Zu, us. Za, sa, za. So, zo, su, zu. Sma, zma, sna, zna. Sva, zva. Sta, zda. Zla, zla. Sra, zra. Smo, zmo. Sno, zno. Svo, zvo. Sto, zdo. Slo, zlo. Sro, zro. Sımu, zımu, snu, znu, svu, svu, stu, zdu, slu, zlu, sru, zru. Z harfine bakıyoruz. Küçüğü bizimkine biraz benziyor. Diğeri üç gibi bak. Za, zo, zu, zı. Zvuk, zvuk, ses, zvuk. Zavtra, zavtra. Şuradaki V'yi F olarak okudum. Daha sonra kuralını öğreniriz. Bu şekilde ezberleyin. Demek ki zaftra. F harfiyle. Zaftra. Yarın. Kelimelere bakalım. Sın. Oğlan. Erkek çocuk. Erkek evlat daha doğrusu. Sın. Sok. Meyve suyu. Sup. Sup. Çorba. Sıyır. Peynir. Stol. Masa. Stul. Sandalye. Zvuk, ses. Slova, kelime, söz, sözcük. Sumka, çanta, daha çok kadınların kullandığı çantalar. Zaftra, burada belirtmiş kadın, F harfiyle okuyun diyor. Zaftra, yarın. Moskva, Moskva, Moskova. Strana, ülke. Zavod, fabrika, sondaki D'ye bakın, T olarak okuduk. Zavod, fabrika ama nasıl fabrika? Büyük. Kompleks fabrikalar, atölyeler veya küçük fabrikalar daha farklı. Fabrika kelimesiyle ifade ediliyor. Zavod, büyük fabrika. Raskas, raskas. Bakın, sondaki Z'yi S olarak okudum. Raskas, hikaye. Raskas,
Avtobus. Yine buradaki V'yi F olarak ezberleyin. Avtobus. Avtobus. Otobüs demek. Avtobus. Vot. Vot. İşte demek. Ama yakındaki bir şeyi gösterirken. Vot. Eğer bu şey uzakta ise von. Von. Zidiyet burada demek. Zidiyet, zidiyet, zidiyet diye de söyleniyor ama çok nadir. Siz zidiyet olarak ezberleyin. Zidiyet. Yumuşak biraz. Zidiyet. Burada demek. Edebi metin ve konuşmalarda kullanılmakla beraber günlük konuşmada da çok sık karşımıza çıkacak bir ifade. Zidiyet burada. Tut burada konuşma dilinde oldukça fazla kullanılan ifade. Tut burada. Tam burada. Vot karta. İşte bir harita. Eta gorat Moskva. Burası Moskova şehri. Bakın burası diye çevirebiliriz. Bu Moskova şehri aslında. Eta gorat Moskva. Eta gorat Volak'ta. 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 Eta gorat Omsk. Eta gorat Omsk. Videoyu durdurup kendiniz bu kalıbı çalışın. Eta komnata. Bu bir oda. Tam stol i stul. Orada bir masa ve bir sandalye var. Vot stul. İşte bir sandalye. Tut sumka. Burada bir çanta var. Eta stol. Bu bir masa. Tut su sok i sıyır. Burada çorba, meyve suyu ve peynir var. İ demek ki neymiş anlamı? Ve. Bir sonraki slaytı durdurun ve biraz önceki ifadeyi kendiniz söylemeye çalışın. İşte bir oda. Bu bir oda kalıbıyla. Ders için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler, iyilikler diliyorum. Svo Haroşim.